Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kar küresi yapımını anlatacağım. Yapımı çok basit ve kısa sürede hazırlanabiliyor. Sevdiklerinize vermek için güzel bir hediye önerisi. Haydi başlayalım. Gerekli malzemelerimiz. Öncelikli olarak şekli küreye benzeyen bir eşyaya ihtiyacımız var. Bir kavanoz kullanabilirsiniz. Ben boş bir krem kutusu kullandım. Şekli kar küresi olmak için bana uygun geldi. İkinci malzememiz kar küresinin içerisine koymak için bir obje. Ben böyle bir kız yerleştirdim kürenin içine. Siz evinizde bulunan herhangi bir süs eşyasını ya da küçük oyuncakları kullanabilirsiniz. Objenin daha yukarı durması için ben bir taş kullandım. Diğer malzemelerimiz sim ve dekoratif süsleme pulu. Son malzemelerimiz bebe yağı ve silikon. Bebe yağı yerine gliserin kullanılabilir. Ayrıca silikon yerine suya dayanıklı bir yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. İlk olarak taşı kapağa yapıştırmakla başlıyorum. Objeyi direkt olarak kapağa yapıştırdığımızda daha alçakta kalıyor ve maalesef tam gözükmüyor. Bu yüzden ben bir taş kullandım. Taşın iyi yapıştığından emin olmak için ben elimle biraz baskı uyguluyorum. Evet, taşı yapıştırdık. Şimdi sıra ise asıl objemizde. Objenin iyi yapıştığından emin olun. Her yerine bolca silikon ya da suya dayanıklı bir yapıştırıcı kullanın. Artık kürenin içindeki suyu hazırlamaya başlayabiliriz. Öncelikle ben kürenin içerisine su koyuyorum. Daha sonra bebe yağı ilave ediyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Burada püf noktası bebe yağını çok fazla kullanmamak. Eğer çok kullanırsak su biraz bulanık oluyor. Bebe yağı kullanmamızdaki amaç simlerin ve pulların kürenin içinde daha yavaş hareket etmesini sağlamak. Bebe yağı yerine gliserin de kullanılabilir. O da aynı işlevi görüyor. Şimdi suya sim döküyorum. Simi yavaş yavaş dökün. Bir anda boca etmeyin. Yoksa çok top top kalıyor, kötü görünüyor. Bu yüzden azar azar ekliyoruz. Az miktarda sim kullanmak yeterli. Eğer çok sim kullanılırsa bu sefer de içerideki obje çok fazla sim olduğu için gözükmeyecektir. Şimdi ise süsleme pullarını koyuyorum. İçerisinden kar, gül, yaprak, yıldız gibi pullar seçtim. Bunları kullanıyorum. Üzerine biraz daha su ilave ediyorum. Burada dikkat ettiğim nokta ağzına kadar suyla dolu olması. Eğer yeteri kadar su olmazsa kar küresinin yukarısında çok boşluk oluyor ve ben o görüntüyü sevmiyorum. Bu yüzden aldığı kadarıyla suyla doldurdum. Artık son aşamaya geldik. Kapağı kapatma aşamasındayız. Buradaki püf nokta kapağı kapatmadan önce kenarlarına yapıştırıcı kullanmak. Bu bir izolasyon görevi görüyor. Suyun dışarı akmasını engelliyoruz. Aksi takdirde su kaçırabilir.
kapağı kapatıyoruz ve artık kar küremiz hazır. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.